Newton'un bir dahi olduğu kesin. Çok yetenekli bir insan, iyi yetişmiş ve doğru zamanda doğru yerde bulunmuş. Bu çok önemli çünkü doğru zamanda bilim adamının doğru yerde bulunması onun bazı keşifleri yapmasını tetikliyor. Her ne kadar o keşifler belki o yapmasaydı başka bir zaman, başka bir yerde aynen yapılacak olsa da bilim adamının yetişmesi için ona bilgileri öğreten insanların bulunması, onu teşvik eden bir ortamın bulunması çok önemli. Belki Newton doğduğu yüzyılda 1642'de İngiltere'deki o ortamda yetişmiş olmasaydı, belki bu taraflarda yetişmiş olsaydı, bu yapmış olduğu keşifleri yapacak düzeye kadar kendini geliştiremeyecekti. Newton'un yetişmesinde önemli olan Cambridge Üniversitesi'nde okumuş olması. Cambridge Üniversitesi'ne genç yaşta gitmiş. Orada çok iyi hocaları olmuş. Bunlardan bir tanesini de biliyoruz. Yani matematikçi, ünlü bir matematikçi olan Isaac Barrow. Aynı isimde Isaac Barrow. Newton 23 yaşında, bu kaç oluyor? 1665, 1666. Bu Newton'un yaşamında çok önemli bir sene. 23 yaşında Cambridge Üniversitesi'ni yeni bitirmiş, daha yani taze bitirmiş, matematik okumuş. Cambridge Üniversitesi bir vega salgını nedeniyle işte kapanmış. Öğrencileri evlerine yollamışlar. Bir sene gidin oturun, işte yani salgın bitsin. Ondan sonra da tekrar gelirsiniz diye bütün üniversite boşalmış. Newton da annesinin evine gitmiş bir sene sonra. Ve Newton'un bütün buluşlarının kökenini esasında biz bu sene içinde 23 yaşındayken buluyoruz. Bu ünlü belki elma hikayesi de belki bir fantezi, esasında doğru olup olmadığı ne kadar şüpheli. Ama yani Newton'un evi, yaşadığı, içinde doğduğu, annesinin yaşadığı ev bugün duruyor, yerinde duruyor. Bahçesinde de bir elma ağacı olduğunu söylüyorlar. Yani ne kadar belki o elma ağacı değil ama Newton bu bir sene boyunca üniversiteden uzak olduğu bir sene boyunca işte matematik düşünmüş, mekanik yasalarını düşünmüş, evrensel çekim yasasını düşünmüş, prizmalarla, teleskoplarla deneyler yapmış. Newton'un sadece mekanik ve evrensel çekim yasası değil, aynı zamanda optikteki katkıları da çok önemli. Biliyorsunuz bu refraktif teleskop, yani aynalı teleskopları keşfeden, ilk defa yapan Newton. Parabolik bir ayna koyup uzak yıldızlardan gelen ışığı tek bir noktada ayna ile toplamak fikri Newton'un. Ve yani bugün bildiğimiz teleskoplar da esasında mercekli reflecting teleskoplar, esasında. Yani Newton'un düzenlemiş olduğu, ilkesini koymuş olduğu teleskoplar. Güneş ışığının 7 temel renkten oluştuğunun gösterilmesi, renk teorisi, pratikte mesela gökkuşağının nasıl oluştuğu hakkında fikirler de esasında Newton'un bu bir sene evde oturduğu sene boyunca geliştirdiği fikirlerden. Newton 23 yaşında bu düşüncelerle tekrar Cambridge'e döndüğü zaman şansı da herhalde çok yaver. Diyor ki Isaac Barrow başka bir görevle üniversiteden ayrılmış ve yerine geçmesi için de çok genç olmasına rağmen Isaac Newton'ı önermiş ve Isaac Newton Lucasian profesör olarak, matematik profesörü olarak Cambridge'de göreve başlamış 24 yaşında. Lucasian profesörlük hala daha var. Bu ömür boyu verilen bir makam. Mesela ünlü Paul Dirac bunlardan bir tanesi. 32-72 arasında 40 sene Lucasian profesör olarak çalışmış. Aradakileri de söyleyebilirim. Hepsi çok ünlü profesörler. Hawking biliyorsunuz, Stephen Hawking 1980-2010 arasında Lucasian profesördü o da. En son olarak da duydum, yani geçen sene de Michael Green süper string teorisini bulan fizikçilerden birisi en son Lucasian profesör. Bu makam esasında hemen doldurulmuyor. Bu çünkü çok önemli bir ömür boyu verilen bir onur. Birisine de verildiği zaman emekli olana kadar, ayrılana kadar o makamı işgal ediyor. Newton esasında 24 yaşında bu makamda bulunmuş. Teorilerini geliştirdiği, esas bütün bilimsel katkılarını yaptığı dönemde bu Cambridge'de bulunduğu dönem. Kitaplarını hemen yazmamış ama Newton. Kendine biraz saklı tutarmış. Newton esasında sosyo olarak
böyle insanlarla tek rahat ilişkileri olan bir insan da değilmiş. Yalnız yaşarmış. Pek arkadaşı, dostu da az sayıdaymış. Newton'un böyle pek bilmediğimiz bilim adamlığı yönünde biraz da böyle nasıl diyeyim, esoterik şeylere, dini, teolojik şeylere ilgisi de var. Bunları da kendine saklarmış esasında. Ve kendine ait bir hayatı varmış. Ve şeylerin de böyle bilimsel buluşlarını da öyle kolay kolay ortaya koymak istemezmiş. Ve bunu mesela mekanik konusunda kitabını sonradan arkadaşları zorla Edmund Halley, Halley yıldızından hatırlarsınız, astronom. Halley mesela kitabı zorla, Newton'u zorlayıp kitabın basmalık içinde işlerini, düzeltmelerini, hatta matbaacıya verilen parayı da temin edip o kitabı zorla bastırmış. 1687'de ki bu artık yani Cambridge'deki son dönemleri oluyor. Newton aynı zamanda fizikte mekanik teorisini ve de evrensel çekim yasasını ve de optik teorilerini bulmasının yanında mesela ben matematik dersi verdiğim sırada kalkülüs kitabında kalkülüs, türev ve integrali kim buldu diye bir soru vardı. Cevap da Isaac Newton. Çünkü Newton hareket yasalarını formüle edebilmek için, matematik formülleri dökebilmek için o sıradaki matematik bilgisi yetmemiş. Kalkülüs çünkü o sırada daha türev falan kavramları çok yeni ve bunu fiziksel bilgiye dökebilmek mümkün değil formül yazmadan. Ve Newton esasında kalkülüs bütün kuramı kendisi, işte bu 23 yaşındaki yaptığı işlerden bir tanesi bu. İntegral ve türev kavramlarını yerine oturtmuş. Ondan sonra esasında matematiksel olarak hareket yasalarını öne koyabilmiş. Newton'un kitabı esasında Latince biliyorsunuz değil mi? Bu kitap ben size göstereyim. Bu Isaac Newton'un Principia Mathematica kitabı. Bu en büyük eseri Newton'un. 1687'de ilk yazıldığı sırada Latinceymiş ve uzun süre 18. yüzyılın ortalarına kadar İngilizce'ye de çevrilmemiş. 19. yüzyılda bir çevirisi daha var. Bu da Harvard'daki bir grubun Bernard Cohen, bilim tarihçisi yönetiminde çevirdiği üçüncü çeviri. Arkasında komentleri de var. Bayağı kitabın yarısı koment esasında. Ve bu kitapta sadece mekanik yasaları değil, evrensel çekim yasası var, gravitasyon kuvvetleri, gezegen yörüngelerinin, kuyruklu yıldız yörüngelerinin hesabı var matematik olarak. Bunun dışında pratik problemler var. Mesela Medcezir problemlerinin çözümü var. Ve bu çok etkili bir kitap. Çünkü insanlar bu kitap yazıldıktan sonra bunun sonuçlarını, mekanik teorilerini ve de dünya görüşü olarak mekanik bir dünya görüşünü geliştirmek için özellikle Fransız filozofları bu kitabı temel almışlar. Esasında Newton'un hayatı bunun için güzel örnekler bize getiriyor. Biz esasında bilim adamları olarak kendi dışımızda bir maddi evrenin bulunduğuna ve bunun yasaları olduğuna inanırız. Zaten buna inanmasak bilim yapıyor olmazdık. Biz esasında bir icat değil, esasında keşif yapıyoruz. Biz bu yasaları bulmasaydık bu yasalar Zaten olmayacak çalışıyor. diyemezdik. Zaten bu yasalar vardı. Bizim bir şekilde bunu anlayıp ortaya çıkarmamız, görmemiz, açıklamamız gerekiyor. Newton zamanında, Newton tabii bulduşlarından özellikle iki tanesinden bahsettim size. Birisi evrensel çekim yasası, birisi de kalkülüs. Bunları Newton bulmasaydı acaba başkası bulmayacak mıydı? Aslında bu iki konuda Newton döneminde ve de Newton'un çok hararetli tartışmalarına, öncelik kavgalarına neden olmuş konular. Newton'un Alman filozofu Leibniz'i, aynı zamanda matematikçi o, Leibniz'le olan yazışmaları, tartışmaları çok meşhur. Kalkülüsü kim buldu önce diye. Hatta kitabının yazılıp basılmasına da bir anlamda bu tartışmalar neden olmuş. Çünkü Newton ben buldum diyormuş. Peki nerede demişler. Basmıyor çünkü Newton makalelerinde fazla yaymıyor. Bu durumda önceliği de taşımak için, ben daha önce buldum demiş olmak için bir şekilde kitabının yazılmasına razı olmuş, basılmasına razı olmuş.
ve Newton'la Leibniz arasında kalp yüzü sen mi buldun ben mi buldun kavgası çok önemli. Ve anlaşılan şu ki ikisi de esasında birbirinden bağımsız olarak aynı şeyi bulmuşlar. Aynı yaklaşık aynı yakın zamanlarda. Newton'un hayatında gene önemli tartışmalardan bir tanesi, öncelik tartışmalardan bir tanesi de Robert Hooke ile İngiliz doğa felsefecisi diyeyim. Çünkü Newton'un yaşadığı dönemlerde fizik denmiyor, doğa felsefesi deniyor. Fizik tabirinin yerleşmesi 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl. O zamana kadar felsefeciler işte doğayı anlama çabaları içinde matematiği de biliyorlar, felsefeyle uğraşıyorlar ve doğa felsefesi dediğimiz şey esasında şu anda bizim fizik dediğimiz konu. Robert Hooke yay yasasını, esnek yay yasasını bulardan Hooke yasası diye biz okullarda öğretiriz. Onun optikte ve de kimyada madde atomik yapısı hakkında çok önemli katkıları var. Kendisi ilk profesyonel bilim adamı diye biliniyor. Çünkü onun görevi Royal Society'de maaşlı olarak haftalık gösteri deneylerini düzenlemek ve yapmak. Ve tabii bütün yaptıklarını da yazmış olduğu için değişik değişik konularda, çok değişik konularda katkıları var. Ve Newton'la yazışmalarından bir tanesinde evrensel ters kare çekim yasasını kendisinin de düşündüğünü söylemiş. Ve tabii kıyamet kopmuş bu noktada. Çünkü Newton yani bunu ben buldum, sen nereden çıktın havasına girmiş. Kitabı da daha yokmuş ortada, kitabı da sonradan yazılmış. Ve Newton esasında biraz sosyal bakımdan böyle kendi içine kapalı, insanlarla pek ilişkisi olmayan kapalı bir insandı ama aynı zamanda biraz da korkunç bir insan herhalde. Çünkü Robert Hooke'un bugün bilinen hiçbir resmi yok ortada. Isaac Newton 1896'da 53-54 yaşlarında Cambridge'de akademik hayatı bırakıp Londra'ya taşınmış. Hayatında biraz böyle krizli bir dönem var onun. 53 yaşına kadar çok yoğun çalışmış. 53 yaşında biraz bunalım geçirmiş, nedeni olduğunu belli değil. Fakat kendini topladıktan sonra da şeyi bırakmış, profesörlüğü bırakmış Cambridge'deki. Londra'ya taşınmış. Londra'daki hayatı da tamamıyla farklı. Londra'da bu darphane müdürü olmuş. Para Enteresan. işleriyle. Mesela biliyorsunuz bu şeyler metal paraların bozuk paraların yanında tırtıklar vardır. Evet. O tırtıkları koyma fikri ilk Newton'muş. Bu neden önemli? Çünkü altın paralarda özellikle değerli madenlerden yapılan altın ve gümüş paralarda yanından böyle kesip kesip miktarını azaltmak mümkün. Ve bunu da yaparlarmış sahiden. Yani yanından kırpıp kırpıp paraları kırpıp oradan tırtıklarlarmış parayı. Buna nasıl engel olacaksınız? İşte şey, yanına böyle şey koyuyorsunuz. Yani bir güvenlik şeyi zırhı esasında o. Yanından kesildiği zaman o tırtıkları koyamıyorsunuz. Mesela onu yapanlardan böyle pratik problemlerden biri darphane, bugünkü hazine müsteşarı herhalde. Yani bayağı önemli bir görev. Sonra Cambridge'in şeymiş milletvekilliğini yapmış, parlamento üyeliği de var. Ve hayatının son 25 senesi de Royal Society'nin başkanı olarak geçmiş Newton'un. Yani Newton esasında politik olarak da çok güçlü, önemli bir kişilikmiş. Eğer Hooke hikayesine geri gelirsem, Hooke'a o kadar öfkelenmiş ki Newton, sanki böyle onun buluşunu, keşfini sahip çıkıyor diye yorumlamış. Ve Hooke'un Royal Society'deki bütün resimlerini kaldırtmış. Ve şu anda yani Royal Society'ye gittiğiniz zaman bütün Royal Society'de çalışanların, başkanların bütün böyle salonlarda resimleri var. Ben gittiğim zaman hepsini tek 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 bütün tablolarını incelemiştim bilinen insanlar. Fakat Hooke'un resmi yok. Hepsi kalkmış ve başka da resmi yok. Yani şu anda Hooke'un sadece tariflerden biliniyor nasıl bir insan olduğu. Öteki bilim adamlarının hepsinin bir iki tane tablosu resmi olduğu halde mesela Newton'un da tabii önemli heykelleri, tabloları var. Hooke'un yok mesela. Nereye kadar bu bilim adamlarının arasındaki itişmelerin nereye kadar varabileceğini de görüyorsunuz. Evet.